Şimdi efendim, hüddamcılığa gelelim. Bu işte, bu işin en ileri tarafı, o ileri olduğuna inanılan tarafı, tekrar öyle söyleyelim. Ne yapıyorlar? Varlıkları, bedensiz varlıkları, bizim cin dediğimiz, Batı'nın entity veya antite dediği, efendim bu bedensiz varlıkları kendilerine hizmetkar olarak kullanıyorlar. Şimdi onun detayına girmeden ben size sormak istiyorum. Hocam cin var mı? Tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım şeklinde bir ifade var. Bir cin suresi var. Adına, yani cinler adına indirilmiş bir sure var malum haliniz. Var. Hiç şek ve şüphe yok onda. Ama nasıl varlıklar olduğu konusunda bir şey ifade edemeyiz. Yani kabul ediliyor değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Efendim, peki cinlerle uğraşmak dinde var mı? Şimdi farklı boyutların varlıklarıyız biz. Öyle ifade etmek lazım. Yani, pardon, şöyle sorayım. Hı hı. Cinlerle uğraşmak İrtibat. Mümkün mü? İrtibat. Mümkün mü değil mi dine göre? Mümkün olabilir tabii. Ne şekilde olur derseniz ben onun cevabını veremem. Onu o işlerle uğraşanlar bilir. Bizim hiçbir şekilde öyle bir konuyla bağlantımız olamaz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu mümkündür. Nitekim Yüce Peygamberimiz cinlere de peygamber olarak, İslam dini cinlere de peygamber olarak gönderilmiş. Yani insanların görünmeyen boyuttaki varlıkları cinler diyebiliriz. Cinler de aynı şekilde insanlar gibi sorumlu varlıklardır. Efendim, onlarla irtibat kurmak belki mümkündür belli yöntemlerle, ama İslam dininin buna izin vermediğini biliyoruz. Allah onları farklı bir boyutta yaratmış, bizi farklı bir boyutta yapmış. Ama Hazreti herkes Muhammed kendi dünyası... hem insanın hem cinlerin peygamberidir. Evet. Zaman zaman Hazreti Ali Efendimiz'i onlara tebliğ için gönderdiği de bazı kaynaklarda vardır. Evet. Şimdi efendim, bazı okuyucularımızdan bir soru geliyor. Kabala'da Ebced hesabının mı dayanıyor? Benzerlikler var deniyor. Kabala'nın içinde işte nedir deniyor. Şunu kısaca söyleyeyim. Kabala bizde bazı çevrelerde bir komik anlam yüklendi. Yahudi büyüsü olduğu söylenir. Hayır efendim. Kabala Tevrat'ın tefsirinden kaynaklanan bir Musevi tasavvufudur. Eğer İslami tasavvufta cin, büyü, ruh meseleleri ne kadarsa Kabala'da da o şekildedir. Yani Kabala'yı büyü veya sihir, cincilik falan gibi düşünmeyin. Kabala bir inanç sistemidir. Yani bir tasavvuf, Yahudi tasavvufudur. Budur. Ve bunun efendim gelen sorularda bahsedilen sabataycılıkla, dönmelikle, siyonizmle hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen dini bir konudur Kabala. Bizde tasavvufta da geçer. Bu Ebced'i şunlar buna böyle kavramlar vardır. O ne derece içindeyse onda da o derece içindedir. Benzerlikler vardır. Ve Ebced hesabı onlarda da vardır. Alef, Bet şeklinde o da gider. Sistem aynıdır. Hatta bu şeyde Tevrat, İncil'de Yuhanna'nın vahyi kısmında bir 666 hikayesi vardı. Canavar anlatılır orada. Canavarı gördüm, 666'dır der. Onu Hristiyan nefretine vurduğunuz takdirde çok değişik bazı devlet adamlarının isimleri çıkar. Evet. 1940'larda hayatta olan bazı devlet adamlarının isimleri çıkar. Ve sistem aynı, temel aynı. Zaten çok büyük ihtimalle eski Hint'ten ve Mısır'dan etkilenmiş bir sistemdir bu Ebced sistemi. Ama ve tabii bizde nasıl cin maksadıyla efendim remilde, cifirde kullanılıyorsa Ebced hesabı, Yahudi Ebced'i de aynı şekilde kullanılır. Evet. Şimdi efendim havas konusuna geleceğiz. Fakat bu hüddamcılık denilen şey temeli şu, biraz önce de söyledik. Bazı bedensiz varlıkları kendisine kişinin hizmetkar etmesi. Evet. Temeli budur. ve gene temelde olan şey harflerdir. Tabii batınilikte de bu harflerin çok değişik yorumu vardır. Yani batınilik nasıl izah edersiniz? Basit bir şekilde aşırı tarikat. Yani
İfrat. Aşırı derken yorum bakımından çok aşırı tarikatlar. Evet. Şey derler ki dünyanın yaratılışı Allah'ın ol sözüyle oldu. Dünyanın sonu da kıyamette surun çalınması olacak. Demek ki her şey sestir. Efendim her kelimede bir ses vardır. Sesler harflerden meydana gelir. Bunların sembolleri de şifrelerde sayılarda gizlidir. Batın'ın ilk bunu böyle açıklar ve sesi kutsal sayan bazı eski tarikatlar vardır bizde. Ses tabii ki yani bir nimet olarak kutsal muhakkak her nimet gibi. Yani evet. Evet. Şimdi efendim bu eski cincilere göre yani hüddamcılar daha doğrusu cinleri kendilerine hizmetkar edinenlere göre her cinin ve aynı zamanda meleğin bir tılsımı vardır. Bu tılsım bir şekil. Biraz sonra göreceğiz örneklerini. Hatta arkadaşlardan rica ederim bu cin resimlerini yavaş yavaş göstermeye başlarsak ben tek tek onları izah etmeye çalışacağım. Bunlara tılsım diyorlar. Şekilleri buyurun. Bir cinin hayali resmi bu. Bunlara bazıları melek diyorlar, bazıları cin diyorlar. Bu Topkapı Sarayı'ndaki çok önemli bir yazmadan da bunlar. Hiç isminin numarasını vermeyeceğim. Bu resimleri yavaş yavaş geçelim. Seyircilerimiz görsünler. Yani adamlar neler çizmişler evet. Bu 17. yüzyıl. Evet. Bu arada söyleyeyim bizim kütüphanelerimiz bu tip yazmalarla doludur ağzına kadar. Allah'tan işte görüyorsunuz bakın. Gene o kütüphanelerden birinden. Biraz da basın yayın özgürlüğü açısından değerlendirmek lazım herhalde bunları. Yok, yani, hayır. Allah'tan bunlar okuyucuya çıkmaz. Evet. Yani aramayın lütfen çıkartılmaz. Lokal bunlar bölgeler. Kataloglarda da yoktur. Ancak böyle çizimli olanları hı-hı. sanat tarihçileri için, çizimsiz olanları da akademisyenler için saklanır. Onların araştırmasına sunulur. İşte görüyorsunuz solda bir cin elinde tesbih, hı-hı. Allah'ı tesbih ediyor. Bunlar işte o dönemdeki hayali melekler, cinler bir aradalar. Buna devam edelim tek tek. Resimleri. Bakın buyurun gene bir cin ordusu artık bu file binmiş. Hı hı. Bir melek ama dört baş var, tek bir beden var altta. Çünkü bu ileriki sayfalarda daha dikkatli detaylı çizilmiştir. Geçelim efendim bunları da. Şimdi enteresan cinler gelecek. Bunlar cinlerin tılsımları buyurun. Bir cin gene. Bu herhalde çünkü iyi cinler de var, kötü cinler de var derler. İyi insanlar, kötü insanlar evet, olduğu gibi. Bu herhalde kötüsü ki böyle biraz ters tutmuş. Efendim bundan sonraki lütfen. Bir uyku cini var, felaket bir şey. Buyurun gene bir cin. Şunu biraz arkadaşlar tam görebilir miyiz? Bakın tek bir beden var, iki baş var. Hı-hı. Görüyorsunuz. Tek bir beden. Bunlar işte tılsımları. Ve bu tılsımlar biraz sonra göreceğiz. Şu... metallere çizilmiştir. Bunları biraz sonra göstereceğim. Bir alay getirdik burada. Eskiden kalma tılsımlar. Tamamen hayali tabii bunlar. Tabii bunlar böyle bir şey tamamen hayali. Düşünüp çizmişler ama inanmışlar da bunlara. Çünkü çok geniş bir literatür var bunların üzerine. Devam ediyoruz efendim. Bu cin resimlerine. Gene bir başka cin. Bakın tek beden iki ayrı baş. Cinde. Bu melek. Ama bu Cenab-ı Allah'ın görevli melekleri değil bunlar. Cinlerin verilen emirleri yerine getiren, istekleri yapan çok iyi sınıfı bunlar. Onları da melek diyorlar. Görüyoruz. Yani birinde mızrak, birinde orak falan var. Devam tabii cinlere ediyoruz. Melek denilmez normalde de. Mesela bu bir kötü cin bu. Söylüyorlar bunu zaten. Bu insanı mahvedermiş. Adamla şeytan da bir cin biliyoruz ki. Şeytan da bir cin. Tabii. Evet. Zaten bazı şeytanlar olduğu da söyleniyor bu eski metinlerde. Tabii şeyatin ifadesi Kur'an-ı Kerim'de. Şeytanlara isim veriyorlar. Hı hı. İşte Abyaz diyor, unuttum şimdi isimlerini. Bazıları isimlerle geçiyor bunların. Bu uyku cini, bu çok komik bir şey. Bu güya insanlar uyurken ağzından girermiş, vücuda yerleşirmiş. İşte bu şeyler de çok tehlikeli ve anormal anlayışlar. Ama bu adamlar çizmiş bu adamlar. Tabii ki. Adam aşağıda yatıyor, cin yukarıda. Neyse bu cin resimleri kafi. Seyircilerimiz böyle cinlerin içine gireceği falan kanaatine, zihabına kapılmasınlar. Sakın. Yok canım bunlar o zamanın, bunlar 300 küsur senenin öncenin hayalleri. Evet.